Sıcak bir bahar günü ağaçların dalları çiçeklerle bükülmüşken birden ortalık karışıverdi. Direk direk toz yekindi ovadan. Deniz kudurdu, bir fırtına aldı başını, her tarafı birbirine kattı. Ve kudurmuş mavi denizin üstünü yıldırım gibi oradan oraya koşan, çatışan, şimşeklenen kara bulutlar sardı. Dünya dünya olalı böylesine kaynaşmamıştı. Derken ortalık duruldu. Denizin üzerinde, çok uzakta, güneş gibi parıldayan bir tay belirdi. Bembeyaz tay, adeta ayakları yerden kesilircesine koşarak, şahlanarak kıyıya vardı. Koca Yusuf delirecek gibi oldu. Deniz aygırı bu, dedi. Babamın aygırı olmasın, kırat olmasın. Tanrım, şu dünyada böyle bir çift atım olsun, bir çift gözüm var, onu da alsınlar. Deniz aygırı boz bir kısrağa doğru koştu. Yusuf gözlerine inanamadı, sevindi, çıldırdı. Boz kısrakla deniz aygırı çiftleşti. Bir deniz tayı olacaktı. Bunu kimseye söylememeliyim, dedi kendi kendine. Ertesi gün gene deniz kudurdu, dünya delirdi. Gene öylesine bir sessizlik oldu, deniz duruldu. Sonra gene kır aygır denizden süzülüp çıktı. Bu sefer de doğru kısrakla çiftleşti. Koca Yusuf artık bu kadar sevince dayanamadı. Üçüncü günü gene aynı saatte aynı haller oldu. Deniz aygırı bu sefer de yağız kısrağın ardına düştü. Aradan zaman geçti, Yusuf üç kısrağa gözü gibi baktı. Vakti saati geldi, doğum olacaktı. Koca Yusuf babasından sırrı almıştı. Tayın ayakları yere üç gün değmemeliydi. İlk olarak boz kısrak doğurdu. Yusuf tayı kucağına aldı, üç gün taşıdı. Fakat doğru kısrak ve yağız kısrağın tayları toprağa düştü. Koca Yusuf üç tayı aldı, gözü gibi baktı.